Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 3 Eylül günlerden salı. Efendim bugünün tabelası pişman değilim. Böyle söyledik çünkü haber bültenimizin içinde yaptıklarından dolayı çokça eleştirilen ama kesinlikle geri adım atmayan ve pişmanlık duymayan birini göreceksiniz. Dimdik duran birini her şeye rağmen tüm rüzgara rağmen dimdik duran birini izleyeceksiniz. Yaptıklarınız doğruysa Onlardan eminseniz kesinlikle zaten pişman olmamanız gerekiyor. Pişmanlık duymamanız gerekiyor. Ha şöyle bir şey de var. Hayat bu diyeceksiniz. Herkesin hayatında elbet pişman olduğu ufak tefek şeyler de olabilir. Onları da belki yazarsınız bilmiyorum. Pişman değiliz. Değilim etiketiyle paylaşabilirsiniz. Manşetimizi atacak olursak. Efendim erken seçim biliyorsunuz. Macun tüpten çıktı. Özgür Özel haftalar önce bunu dile getirmişti. Arkasından ne dedi? İktidara iki yıl ömür biçti Özgür Özel iki yıl süre tanımıştı ve bu kez bir adım daha ileri gitti. 2025 Kasım'ını işaret etti. Sandığı getirin dedi. Gelecek senenin Kasım'ında 2026'nın baharında en geç. Erdoğan da aday olsun koysun sandığı kendisine güveniyorsa. Erdoğan'ı yenmemiz, kazanmamız 2026 ilkbaharında veya 2025'in sonbaharında bir erken seçim olma ihtimalini görüyorum. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Seçim sandığı için 2025-2026 tarihli erken seçim çağrıları sadece ana muhalefetten duyulmuyor artık. 2023 seçimlerini birlikte kazandıkları Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'la AK Parti kurucularından eski vekil Metin Külünk de erken seçim için tarih verdi. Bu yılın sonuna kadar mutfağın rahatlamasına sebep olacak adımlar atılmasında gecikilirse çok net söylüyorum 2025'te Erken seçimi bu ülke konuşur. Hani her şeyin en güzel zirvesinde devretmek var ya. Ben onun çabası içerisinde. İktidar bir tükenmişlik sendromunda ne yapacağını bilemiyor. Kararları birbiriyle çelişkili bir günleri bir günlerine uymuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi herhalde tarihinin en büyük türbülansını yaşıyor. Ülkemizi geleceğe taşıyacak bir anayasa hazırlayacağız. Erdoğan seçimi değil gündemine yeni anayasayı alırken Özgür Özel'e göre AK Parti tarihinin en büyük türbülansını yaşıyor. AK Parti'nin düşen oylarıyla ilgili içeriden dışarıdan açıklamalar birbirini izliyor. Anketlerde 25-26 puanlar seviyesinde ve her ay 4-5 puan birden eriyor. Ve 50 artı 1 zaten mümkün değil. 40 artı 1 de çok zor. Aslında bir çıkmaz içerisindeler. 31 Mart'tan sonra Sayın Erdoğan'ın sosyolojisi eriyor. 3 sene evvelki sokağın Sayın Cumhurbaşkanımız olan güveni dikine aşağı doğru iniyor. CHP lideri Özgür Özel iki buçuk yıl matematiğini tekrar ortaya koyup erken seçim için çağrı yaptı. Ben şunu istemem. Erdoğan 23 yıl kazandı 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 aday olamadı gitti. Olsaydı belki kazanacaktı. Öyle bir şeyin Türkiye siyasi tarihine bırakmak istemem. Gelecek oturacağız yarışacağız. Seçimleri yenileceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok. Önümüzde parlamentoda ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık seçimsiz bir dönem vardır. Muhalefetin yoğunlaşan erken seçim çağrılarına 2,5 yıl hesabına iktidardan ne yanıt gelecek merakla beklenirken CHP lideri parlamenter sisteme dönmek için net konuştu. Kesin net. İktidar olduğumuzda o gün geçemeyiz güçlendirilmiş parlamenter sisteme. Bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Parlamento deneyimimizi koca koca dozerlerle yıktılar. Yıkıntıyı alıp ondan sonra demokrasiyi yeniden inşa etmek gerekecek. Devasa dozerleri. Çalışıyor üstünde anahtar var şoför inmiş. E biz biner birazcık buradaki enkazı onunla kaldırırız. Ondan sonra buraya güzel bir demokrasi inşa ederiz. Evet erken seçim ne zaman olacak? Yani artık olacağını herkes görüyor herhalde. Ama tarih netleşmiş değil. İşte 25 2025'in Kasım'ı diyor Özgür Özel o sandığı getirin diyor. Bakalım gelecek mi o sandık 2025'in Kasım ayında. Ama bir önemli tespit daha nedir? Tükenmişlik sendromu var diyor AK Parti iktidarında. Sadece bunu aslında muhalefet söylemiyor. AK Parti'nin kendi içindeki belli bir kesim de bunu dile getiriyor. Tükenmişlik sendromu demiyorlar. Başka bir şey söylüyorlar. Halka okuyamıyor artık diyorlar. Ya da işte Se SETA raporu açıklandı geçtiğimiz günlerde. Yarısı yalanlandı, yarısı yalanlanmayan bir SETA raporu. Orada da benzer ifadeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve AK Parti ile ilgili. İşte seçim sattım haline girmeye başladık yavaş yavaş. Geçen gün de söylemiştim bu sıralar yönetenlerden muhalefetten ne isterseniz isteyin. Sahne sizin çünkü. Ne isterseniz bakın isteyin. Eksikler, yapılmayanlar, söz verilip tutulmayanlar hepsini dile getirebilirsiniz. İşte o yüzden pişman olmayın sonra benden söyleme.